Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Bakanlığın ve ilgili kuruluşların hükümetin 2021 yılı yatırım programı toplam bütçesinden %31 ile en büyük payı aldığına dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, amaçlarının Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Bakan Kara İsmailoğlu 2003 yılından bu yana yapılan yatırımlardan bahsetti. Ulaştırma ve haberleşme alanlarının Türkiye'de kalkınmanın en temel dayanağı olduğunu bilerek 2003 yılından bu yana alanımızda 1 trilyon 103 .203 .203 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam nihai yatırım tutarı 1 trilyon 580 milyar liraya ulaşacak. 2003'ten bugüne karayollarımıza 105.1 milyar dolar ayırarak otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, viyadükler, tek yol ve iyileştirme çalışmaları yaptık. Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenli yüksek yollarla tanıştırırken ölümlü kaza oranlarını çok ciddi oranda azalttık. Canları koruduk. Demir yollarımıza 32 milyar dolar yatırım yaparak yüksek hızlı tren projelerimizi hayata geçirdik. Kent içi raylı sistem hatları inşa ettik. Yenileme, sinyalizasyon, elektrifikasyon işlerimizi geliştirdik ve demiryolu taşımacılığında iddiamızı artıran lojistik merkezlerini Türkiye'mize kazandırdık. Yani ülkemizi gerçek anlamıyla demir ağlarla ördük ve örmeye de devam ediyoruz. Yük ve insan taşımacılığında demir yollarını daha verimli ve doğru bir biçimde değerlendirdik. Demir yollarını Türkiye'nin stratejik bir gücü haline dönüştürdük. Hava yollarına 15.1 milyar dolar ayırarak 26 olan havalimanımız sayısını 56'ya yükselttik. Yeni terminal binalarıyla kapasitemizi oldukça artırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değişiyle hava yolunu halkın yoluna dönüştürdük. Türk Hava yollarını dünya markası olurken İstanbul Havalimanı ile dünyanın transit merkezi haline geldik. Deniz yollarında zamanımızın gemilerine uygun limanlar inşa ediyoruz. Afyonkarahisar'da düzenlenen Ortak Akıl Konferansı vizyon oturumunda konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, bilişim, iletişim ve haberleşme yatırımlarından bahsetti. 5G'ye hızlı bir şekilde geçmek için çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Haberleşmeyi de bu süre zarfında... 15.2 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırlıyoruz. Şu anda bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçebilmek için en önemli gündem maddelerimizden bir tanesindeyiz. Tüm bilişim ve iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi 5G'de de yerli sanayicimizin süreçlere aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Temel ilkemiz önemli oranda yerli ve milli imkanlarla bu geçişi sağlamak. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızla bir araya gelerek uyumlu bir iş modeli belirledik. Bu amaçla geliştirdiğimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesine TÜBİTAK da destek veriyor. Bakan Kara İsmailoğlu, TürkSat 5A haberleşme uydusunun hizmet vermeye başladığını, sırada 5B ve 6A'nın bulunduğunu dile getirdi. Bildiğiniz gibi TürkSat 5A haberleşme uydumuzu bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Haziran ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hizmet alma törenini yaptık. Sırada TürkSat 5B haberleşme uydusu var. TürkSat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarıyla yürütüyoruz. Uydu ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız.